Bigalı Kalesi Çanakkale Savaşı'nda ne amaçla kullanıldı? Kale kim tarafından hangi amaçla yapılmıştı? Savaşta günlüklere ve hatıralara Bigalı Kalesi ile ilgili hangi notlar düşüldü? Bigalı Kalesi'nin öyküsüyle Çanakkale'nin sırları başlıyor. Çanakkale Savaşı'nda Bigalı Kalesi çok önemli görevler üstlenmişti. Bugün geriye yalnızca harabeleri kalan kale, cephe gerisinin önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Bigalı Kalesi hem hastane hem de silah tamirhanesi olarak hizmet vermişti. Peki kale ne zaman ve ne amaçla inşa edilmişti? Bigalı Kalesi, Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı eserlerinden biri. Anadolu yakasındaki Nara Burnu'nun tam karşısına inşa edilmiş. Çanakkale Savaşı'ndan bir asır önce Amiral John Duckworth komutasındaki İngiliz donanması herhangi bir direniş görmeden Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u tehdit edince Boğaz savunmasının güçlendirilmesine karar verilir. 1807 yılında Sultan 3. Selim döneminde Fransız mühendis Juchéau de Saint-Denis'e bir plan hazırlanır. Yapılan araştırma neticesinde Boğaz'ın en dar yeri olan Çanakkale Merkez Kilit Bahir arasıyla Nara Burnu Bigalı arasına karşılıklı birer kale inşa edilmesine karar verilir. Bu çerçevede Anadolu yakasına Nara ve Köseburnu kaleleri, Rumeli yakasına da Bigalı ve Çamburnu kaleleri yaptırılır. Eş zamanlı başlayan dört kale inşası, iç karışıklıklar nedeniyle uzamış ve Sultan II. Mahmut döneminde 1822 yılında ancak tamamlanabilmiştir. Bigalı Kalesi, tam karşısındaki Nara Kalesi ile birlikte Çanakkale Boğazı'nın son savunma hattını oluşturuyordu. Konumu itibariyle Boğaz'ın kilidi olarak anılıyordu. Kısa bir süre sonra gelişen savaş sanayi ile birlikte kaleler görevini tabyalara bırakacak, Çanakkale Savaşı'nda kale surları farklı amaçlara hizmet etmek üzere değerlendirilecekti. Çanakkale bir kaleler şehri. Tarih boyu antik çağdan itibaren pek çok kale inşa edilmiş. Bunlardan bazıları zamanla yıkılmış, onarılmış, yerine yenileri yapılmış. Bigalı Kalesi de başka bir kalenin taşları sökülerek inşa edilmiş. Özellikle Osmanlı yönetiminde başkent İstanbul'un deniz saldırılarına karşı korunması amacıyla Çanakkale Boğazı'nda çok önemli tedbirler alınmış. Bu tedbirler arasında kaleler, Çanakkale Savaşı öncesi ise tabyalar ön plana çıkmaktadır. Özellikle Setubayır Kalesi, Kilitbayır Kalesi, Kum Kale ve Çimenli Kaleleri Çanakkale Savaşı'nda en fazla kullanılan kalelerdi. Cephe hattındaki bu kalelerin dışında Bigalı Kalesi cephe gerisi hizmetlerinde kullanılmıştı. Bigalı Kalesi 3. Kolordu'nun esliha yani silah tamirhanesi olarak kullanılacak. Aynı zamanda burada sağlık hizmeti de verilecekti. Bigalı Kalesi, Çanakkale Muharebeleri sırasında 3. Kolordu silah tamirhanesi olarak da kullanılmıştır. Bu durumu belgelen bir arşiv fotoğrafında 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa ve yanında bulunanlar Bigalı Kalesi'nin kuzeydoğu yönüne bakan kapısı önünde görülüyor. Bigalı Kalesi pek çok hatıra ve günlükte de yer alıyor. Bunlardan biri de Cemil Conk Paşa'dır. Bigalı Kalesi tamirhanesini açtıktan sonra topçu birliklerinde tamire muhtaç topları da burada tamir için tophaneden 20 kadar sivil usta getirdik. Bu ustalar, muharebe sahasında böyle bir tamiratın yapılması mümkün değildir, mutlaka fabrikaya gitmelidir diye ısrar edince, tüfekçi ustalarımız bunların itirazlarının yersiz olduğunu, burada onarımın mümkün olacağını bildirdiler. Düşüncelerinde ısrar eden bu 20 kadar sivil topçu usta, Mehmet Çavuş siperlerinde birkaç gece misafir edilmek üzere 19. Tümen emrine verildi. Kayıtsız şartsız tamirata başlayacaklarını anlamaları üzerine tamirhanede işe başladılar. Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Bigalı Kalesi, Çanakkale Savaşı'nda hem hastane hem de silah tamirhanesi olarak kullanılmıştı. Birçok defa bombardımanlara hedef olan kale, cephe gerisi önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Hikayesi ve Çanakkale Savaşı'ndaki fonksiyonu pek bilinmeyen bu kaleden geriye işte bu harabeler kalmış. Kale 1980 yılında Kültür Bakanlığı tarafından arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar restorasyon ve çevre düzenlemesi konusunda herhangi bir adım atılmamış. Eceabat yakınlarındaki bu ecdat yadigarı Çanakkale Gazisi Osmanlı Kalesi kendisine gösterecek vefayı bekliyor.